çocuklar. Bugün sizlerle birlikte soru bankamızın 239. sayfasında bulunan geometrik cisimler ve sıvı ölçme ile ilgili olan tarama testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Verilen yapının hacmi kaç birim küptür diyor. Ne yapıyorduk bu sorularda? Aşağıdan yukarıya sayıp sütun şeklini üzerine yazıyorduk. Burada 3 tane küp var. Burada 3 tane, burada 3 tane ki burada gördüğümüz üzere bütün sütunlarda 3'er tane küpümüz var. Kaç küpümüz sütun var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere 3'ten ne olacak cevabımız? 30 olacak. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki verilen prizmanın 5/4'ü su ile doludur. Prizma tamam doldurmak için kaç milimetre küp suya ihtiyaç vardır? Hacmini bulalım. 5 çarpı 6 çarpı 8'den buranın hacmi 240 santimetre küp çıkar. Şimdi bunun 4/5'i dolu. 240'ı 5'e bölersek ne olur burası? 4 kere 5, 20 çıkarttık. 40, 8 olur. 48 ile 4'ü çarparsak burası 32, 3, 192 santimetre küp. Su ile dolu. Dolu. Peki geriye ne kadar var boşluk? Ne yapacağız? 240'dan 192'yi çıkaracağız. Ne kalır? 8. Burası 4 kalıyor. O zaman 48 neye ihtiyacımız var? Santimetre küpe ihtiyacımız var. Milimetre küp istiyor. Santimetre küpten milimetre küpe bir basamak var. Biner biner gidiyorduk. O zaman bunu 1000 ile çarparsak 48 bin çıkar. Cevabımız D seçeneği. 3'e bakıyoruz. Yukarıdaki verilen prizmanın hacmi kaç litredir diyor. Dikkat edelim. Önce bir bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 0 5 demiş. 2 kere 3 zaten 6. 0 5 ile de 6'yı bir çarpalım. Kaç oluyor? 30. Elde var 3. O zaman 3,0 metre küp. Bunu ne yapmamız lazım? Yani kısacası 3 metre küp. Biz neyi biliyoruz? Litrenin desimetre küpe eşit olduğunu öğrenmiştik. O zaman bunu desimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarpsam 3000 ne olur burası? Desimetre küp olur. 3000 desimetre küp de kaç litreye eşitti? 3000 litreye. O zaman cevabımız C seçeneği. 4'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 2 desimetre küp bu santimetre küptür. Tabii ki de yanlış olacak cevabımız. Çünkü çocuklar desimetre küpten santimetre küpe inerken bir basamak var ve aşağı indiğimizde hep kaçla çarpıyorduk? 1000'le. Bunu 1000'le çarpıp cevabı 2000 bulmalıydık. 5'e bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen küp ile dikdörtgenler prizmaların hacimleri eşitmiş. Şimdi bu küp olduğuna göre her tarafı 6'dır. Yani hacmi 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216 santimetre küp çıkacak. Peki bize diyor ki bu dikdörtgenler prizmasının hacimleri de eşit olduğuna göre dikdörtgenler prizmasının taban ayrıkları ne olabilir diyor. Şimdi yüksekliği 4 ise hacmini ne bulmamız lazım? 216. O zaman bunların hepsini birbiriyle çarpıp bir de yüksekliği olan kaçla çarpacağız? 4 ile çarptığımızda kaç bulmamız gerekiyor sonucu? 216. Bakalım. 12 ile 12 çarpsak 144. 4 ile çarpsak çok yüksek bir şey çıkar, olmaz. 9 kere 6 54. 54 ile 4'ü çarpsak ne oluyor? 16 elde var. 1, 20, 21. 216. O zaman cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. 6. soruya bakalım. Yukarıda verilen küp oluşturmak için 72 cm uzunluğunda bir tel kullanılmıştır diyorsa kaç tane bunun kenarı var çocuklar? Kenarları kaç tane? 12 tane. 72'yi 12'ye bölersek her bir kenar kaç santim çıkar? 6 santim çıkar. Bizden hacmini istiyor. Küpün hacmi taban alanı çarpı yükseklikten ne gelecek? 216. Yani cevabımız D seçeneği olacak. 7. soruya bakalım. Arkan uzunlukları toplam 36 metre olan küpün tamamını doldurmak için kaç litre su gereklidir? Bir küpümüz var ve bu küpümüzün ayrıtları 36'ymış toplamı. Küpün 12 ayrıtı var. 36'yı 12'ye bölersek her biri ne çıkar? 3 çıkar. O zaman bunun hacmi 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 metre küp çıkar. Litre diyor. Litre neydi? Desimetre küpe eşitti. O zaman bunu desimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparsak 27 bin desimetre küp olur. 27 bin desimetre küp 27 bin litreye de eşittir. Yani cevabımız B seçeneği olur. 8'e bakalım. Ayrıt uzunlukları 6, 2 ve 15 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki boş bir yüzme havuzu en az kaç litre su ile dolar? 6 çarpı 2 çarpı 15'ten hacmini buluyorum hemen. 180 metre küp buluyorum. Metre küpten neye geçeceğim? Desimetre küpe, yani 1000 ile çarparsam bunu ne olur? 180 bin desimetre küp olur. 180 bin desimetre küp zaten litreye eşit. Yani cevabımız B seçeneği olur.
Devam. Bir deponun 12'de 5'i doludur. Depoya 0.35 metreküp daha su ilave ederse 24'te 7'si boş kalıyor. Bu su deposunun tamamı kaç litre su alır diye bize sormuş. Şimdi bu soruda şöyle düşünebilirsiniz. Paydalara eşit olarak düşün. Mesela bunu da 2 ile genişletirsem 10'da kaç olur? 24 mi olur? 10'da 24 olur. Mesela şöyle düşünün. Mantıken. 24 parçanız olduğunu düşünüyorum. Burası kaç oldu? 12 idi burada, 12 burada, 6 burada. Bunu bir daha bölersek 3, 3 parçalıyorum her bir. Net görmeniz için yapıyorum. Bunu her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Peki, şunu bir daha parçalayalım. Şöyle. Şunu da 3'e yine bölüyoruz. Peki. Bir deponun başlangıçta ne kadarı dolu? 10 tanesi dolu. Şöyle 10 tanesini çiziyorum, çarpı koyuyorum. 6, 7, 8, 9, 10 tane koydum. Depoya 0.35 daha su eklenirse 24'te 7'si boş kalıyor. Yani 7 tanesi boş kalsın. Şöyle 3, 6, 7. Şuraya kadarı ne olacak o zaman? Boş kalacak. O zaman son olarak ben şurayı mı doldurdum? Şu kadarlık kısmı doldurdum. Bu da ne kadarmış bu arada? 0.35 metreküp. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi neye eşitmiş bunun? 0.35 metreküpe eşitmiş. O zaman 7 tanesi buna eşitse bir tanesini ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. Burada 0.35'i 7 parçaya ayırmamız gerekiyor. Virgül kaydırırsak aşağıya da 2 sıfır eklersek buradan ne gelir cevap? 0,05 gelir. Peki bizim kaç parçamız var? 24 parçamız var. O zaman 0,05'i neyle çarpacağız? 24 ile çarpalım. 20, elde var 2, burası 2 oldu, burası 0 oldu. Burası 10, 1, 0. Toplarsak o zaman 0, 2, 1, 0. 2 basamak var, o zaman buradan 2 virgül kaydırıyorum. Yani cevap 1,2 buradan. Bu da ne? Metre küp. Litre istiyor. Litre için desimetreküpe çeviriyorum. Bunu 1000 ile çarpacağım. 1000 ile çarparsam 1200 desimetreküp olur. 1200 de neye eşitti? 1200. Yüksekliği 3 metre olan dikdörtgenler prizması diyor. Şu şekilde çizelim. Yüksekliği 3, 60.000 litre su alıyor. 60.000 litre aynı zamanda neydi? 60.000 desimetreküptü. Santimetreküp. Desimetre küptü, santimetre karedir diye soruyor bize. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Normalde taban alanı çarpı yükseklik tercih. O zaman 60.000'i burada kaça bölmemiz gerekiyor bizim? 3'e bölmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Neden? Çünkü taban alanı çarpı yükseklik. Tersten gidersek de cevabımız ne olacak? 200.000 olacak. Bu arada desimetre küp olduğu için bunun yüksekliği metre, çevirilere dikkat ediyoruz bakın. Her birini aynı birime çevirin. Mesela burası 3 ya, burası ne olur? 300 santim olur. Burası ne olur? Santimetre kareye çevirirsek 60.000 santimetre küp olur. Dolayısıyla bu sayıyı buna böldüğümüzde cevap 200.000 olarak çıkar. Son soruya bakıyoruz. Yukarıda harfler uzunları verin. Dikdörtgenler prizması şeklindeki boş kaba 240.000 milimetre küp su konulursa suyun yüksekliği kaç santimetre kare olur diye bize sormuş. Öncelikle boş kaba şu kadar su koyuyormuşuz. Yani 8 çarpı taban alanı 8 çarpı 5 çarpı yüksekliğe h diyorum bilmiyorum. Bu milimetre küp diyor santimetre olduğu için bunu santimetre küpe çevirsek 3 sıfırı sildiğinde ne gelecek burası? 240 santimetre küp gelecek. Peki burası kaç oldu? 40 oldu. 240'ı 40'a bölersek ne gelir yüksekliğimiz o zaman? 6 santim. Yani cevabımız D seçeneği olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.